Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CRD'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani hatırlarsınız arkadaşlar, ambar bölümü müydü, otel bölümü müydü? Pardon, akşam ambar değil de otel bölümü. Başka bir şeydi. Geçmişti. Hatta pardon, ambara ben 2 yıldızla geçmiştim. Doğru. Video dışında. Çünkü yıldız gerektiydi arkadaşlar ve onu da yaptım ve bugün elçilik görevini oynayacağız arkadaşlar. Elçilik adlı görev oynayacağız. Helikopterli bir görev. Bugün arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video gelecek. Yani ne geldi tamam bilmiyorum. Minecraft videosu çekmeye çalışacağım. İnşallah çekerim. En kötü FNAF 2'yi düşündüm falan filan, bir şey çekeceğim bundan sonra ama illa bir şey gelecek yani. İlla gelecek bir şey. Akşama doğru arkadaşlar da Shadow Fight 2 gelecek. Shadow Fight 2'yi akşam çekeceğim. Shadow Fight 2'nin yeni bölümü akşam gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin, bir sıkıntı çıkmazsa. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu izledikten sonra beni sakattım. Kanada seyahatsiz, hedisiz. Abone olmayı unutmayın. Burada ambar bölümünü arkadaşlar şu 3. Yani orta hani zorlukta var ya, orta zorlukta bitirmek için var ya, kaç kere para harcadım yani. 4-5 kere neredeyse 300-400 altın harcadım galiba. Her öldüğünüzü var galiba, aynen 300 altında. 300 altın harcıyorsunuz. Bugün arkadaşlar elçilik görevini oynayacağız. Aynen ses geliyor abicim. Yardım silah falan her şeyimiz tam arkadaşlar. Yani bence ekstra bir şey yapmaya gerek yok. El bombaları aslında birazcık satın alabiliriz. Ses bombası var. Anlık olarak düşmanları seslendirir ancak hasara neden olmaz. Hadi bir tane şu bombayı deneyelim ya. Bombayı alalım arkadaşlar. Kısa bir süre önce ABD Büyükelçiliği yetkililerinin ERE Büyükelçiliği'nden, ERE'ne tam bilmiyorum. Rehin tutan intihalların video kasetini aldık. Zamanımız tükenir. Taleplerini yerine getiremeyiz. Tüm rehineleri kurtarmak ve intihalları temizlemek için gönderileceksin dedi arkadaşlar. Bu görev zorlu olacak abi. Çünkü yani tipinden belli abi. Helikopterli bir görev falan, böyle çok garip bir görev. Sen ölü bir adamsın Bedkır. Junior. Lütfen adamım, ne yapacağımı bilmiyorum, korkuyorum adamım. Amerikan yasalar cezaevlerinde cevaşına ciddi bir şeyin gelmesine izin vermez. Seni öttürdüler Batker, onlara konuştun sen. Adamların da senin yüzünden öldü. Yapabileceğim başka bir şey yok kardeşim, günün yaklaşıyor. Oo. Aa, bu şeydi değil mi, biz bunun 50 kolunu mu kırmıştık? Eko lütfen patron, yardıma ihtiyacım var. Üzgünüm Bedkır, sen kararını verdin. Sana yardım etmeye çalışıyorum patron. Dur arkadaşlar bir dakika, gözüm şey oldu, Allah belanı vermeye, ya ne oldu ya, Allah Allah. Mintanlara silah getirebileceğimiz düşündüm. Juni ile baş edememenin tek bir nedeni var. O kontrolü olmayan vahşi bir hayvan. Ne yazık ki size karşı Bedkır, yakını anlayacaksın. Her şey yaparım patron, emret. Tamam Bedkır, bana sadakatini kanıtlamak istiyorsan bir şey yapmasın. Her şey patron, emret. Pazartesiye geldik arkadaşlar. Büyükelçilik yarın. Bedkır ve kalan ekip oraya saldıracak. Sert ve mansız olacak. Masumları öldürmek için Bedkır'a emir vermeniz güvenimizi kazanmaz, yardımcı olmaz. Oo. Masumları öldürmek için Bedkır'a emir vermeniz. Evet, değişik bir şeydir. Peki neden onun elçiliğe saldırmasını emrediyorsun? Emrediyoruz. Bedkır'a verilen emirler hiçbir sivile zarar vermeyecek. Ama ekibinize ateş açacaklar. Benimizin Bedkır ve adamlarını etkisiz hale getireceğine güveniyorum. Güvenimi kazanmaya çalışmak için kendi canınızdan vazgeçiyor musunuz? Galibiyet şimdiden görüyorum. Junior'a karşı yardıma ihtiyacım var. Yaklaşıyoruz Leze. Leze dediği de bu ne oluyor? Teğmen Black tam bilmiyorum ama Seven, elçiliği temizle. Bu Bedkır'ın son umudu. Düşmanlarla çatışmaya girmek için hazırlıklı olsun. Olun. Düşman mermilerinize dikkat edin. Etrafta siviller olacak. Anlaşıldı. Evet. Ve arkadaşlar 28 Nisan Salı Çarşamba, 28 Nisan Çarşamba günüydü değil mi galiba? Çarşamba yazıyordu orada. Ya da salı da olabilir. Yanlış da görmüş olabilirim. Bir şey gördüm ama. Arkadaşlar bakalım, başlıyoruz. El bombamız, yalnız bir tane el bombam, bir tane de ses bombam var diyor. Ya o verir diyor galiba. Benim bir tane bombam var. Silahsız sivile zarar verme. Arkadaşlar inanılmaz bir zorluğu olacak galiba. Ne oluyor lan? Abi bu ne? Hop hop. Helikopter bizim helikoptermiş. Ben düşman helikopteri gibi gördüm. Hani oradan öyle anladım, ne bileyim. Oğlum dur lan. Lan ne oluyor? Tamam eşşat gittin kardeşim. Ya bunlara lanet olsun ya. Ölmüyor abi, ölmüyor bunlar ya. Abi Allah'tan tabancamın sınırsız şurada da. Abi saklanacak hiçbir yerim yok. Abi şarjörü değiştir. Tamam. Yes. Abi çok güzel, adamı kurtardık. Abi ölmüyor, ölmüyor. Öl lan öl. Ulan kaçtı lan, vurdum en son headshot'tan gitti ya. Ya abicim lütfen yapmayın böyle şeyler ya. Benim tapancam bitti mi? Yok. Tapancam bitmedi arkadaşlar. Şuraya o zaman şu MP5 ile dalalım.
Hop yavaş, onu vuramazsın. İzin vermem, sen dön. Lan oğlum. Lan şarjörü keşke değiştirmeseydim. Abi. Lan oğlum bomba mı atsaydım acaba? Tamam. Tamam. Tamamdır, güzel. Abi rehine vardı ya. Ay, bomba attım, lanet olsun. Lanet olsun adamla lan. Öldü, gitti gitti. Görev fail. Lanet olsun. Abi ben ama anlık yani arkadaş 300 altını vereceğiz ya yani. Artık para harcayacağız yani, yapacak başka bir şeyimiz yok. Çünkü para harcamadan çok zor abi, inanılmaz zorlaşıyor yani. Tam şeyden alın. Sen kimsin de o adamı öldüreceğim ben. Tamam. Abi hayır lan, niye şarjör değiştiriyorum lan oğlum, alışkanlık işte ya. Gir içeri abi. Ne yapıyorsunuz lan burada? Aa, tek de gitti lan. Abi tamam, güzel. Tamam. Gir gir. Tamam. Abi cover ve yatalım. Hop. Hop. Ama çok güzel, öl artık. Öl lütfen, öl. Tamam. Abi tamam, çok güzel temizledik. Şarjörü bir değiştirelim. Abi çok güzel, bunları da temizledik. Açalım abi kapıyı. Kim var lan orada? O. Öl lan. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gelin hadi, başkası gelecekse gelsin, hop. Kır abi kapıyı. Abi ya valla kaç tane adamı öldürdük var. Oo, kombodan gitti herhalde onlar. Abi dur. Ölmeyeceğim yani. Abime tapancam şey bitmiş. Şey MP5'in şeyi bitmiş abi. Arkadaşlar neyse, hadi şuradan sağlık basalım abi, 200 altın sonuçta daha mantıklı olur. O ne oluyor lan? Oğlum yine bu bıçakla bana saldırıyor, psikopatın teki ya. Oğlum öldüreceğim işte seni bıçakla. Gel lan. Sir git ağzına, burada mı çacı hala artık yapıyorsunuz. Geber köpek evlat seni. Hop. Ulan. Abi oyun kastı. Abi şu oyun nasıl kasabilir ya? Gir abi içeri. Yalnız odaya girince dedim az kişi varmış burada. İşte az kişi yokmuş. Abi şunu bir öldüreyim. Çıkın. Tamam. Abi tapanca işi bitireceğiz. Yapacak bir şey yok ve o son kapı galiba. Abi çok güzel. Hayır ya, öldürdü. Adamı öldürdü. La sokarcım ama böyle ya. Abi son anda nasıl ben hemen ona diyeyim? Onu vuracağım, onu vuracağım, onu vuracağım. Dur. Oraya at beni, oraya at beni. Beni oraya at. Tamam. Abi oraya atsana direkt. Niye iki kapı örken... Ya abi. Ya arkadaşlar iki kapı arkaya attı var ya. Bir tane de sağda var şimdi ya. Sağa geçeceğiz abi. Oo, uğraştırıyorsun ya. Aa çok güzel, adamı vurmadı. Çok iyi abi. Şarjörü bir değiştirelim. Ne? Lan adamı vurmadı gibi geldi bana. Abi bak, paramı yiyorsun ama şu an benim, sen benim ya. Ama sokarım senin şimdi görevine ha. Lan oğlum geri kapı, niye geri kapıyı attın? Şu orta kapıyı atman lazım senin. Orada öldüm ben ya. Abi haksızlık var bu işte ya. Tamam geri gidelim. Arkadaşlar saymam ben bunu ya. Bu göreve geçemem. Vallahi yani. Abi yine vurdu, yine vurdu ya. Oho! Sokarım ama ya. Ya bu ne abi, salak saçma görevler yapmışsınız. Git abi, sokarım senin. Şimdi paramı yiyor lan burada benim oyun. Orada oyun beni paramı yiyor oğlum. Şerefsizlik yapıyorsun sen benim. Ya şimdi küfür ettirecekler bana da yani, şu oyunu var ya, hile indirseymişim keşke ya. Ya vallahi hile indirseymişim keşke. Allah Allah ya. Öl lan sen de köpek. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani şurada 3 kişi niye çıkıyor muydu? Öl 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 öl. Tamam. O Bismillahirrahmanirrahim. Abi çok güzel. Oh be. Sonunda lan.
Alan temiz de neler güvendi. Bedgar öldü. Bedgar'ın Allah belasını versin zaten. Anlaşıldı, iyi iş çıkardız. Bedgar tam olarak burada ne yapmaya çalışıyordu? Başka seçeneği yoktu. Hem Eko hem de Junior onu reddetti. Eşko ona ihanet etti. Ona adamlarını buraya ölüme gönderdi. Sen de hala Eko ile çalışmanın iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Eko dedi arkadaşlar. Galiba daha demin bizim konuştuğumuz diken saçlı, kirpi saçlı daha doğrusu adam herhalde galiba. Kesinlikle Eko güvenilmez biri. Güvenmek mi? Hayır ama ondan yararlanacağız. Bu hoşuma gitmedi. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Umarım. Umarım mı? Oğlum sen kendini nedeni bir... Sen kendini ne yaptığını, hareketini bilmiyor musun? Kendisi de umarım diyor. Allah'ım salağı ya. Abi biz nasıl bir patronumuz var bizim ya? Ela generalimiz mi? Ne diyeyim artık? Neyse neyse. Arkadaşlar vallahi para... Vallahi para mı yedi? 2-3 kere, 4 kere... Hatta o bir kere de görevin ortalarına falan bir şey olup... Hatta bir sağlık bastık. 5-6-7 kere para kullandım bir göreve. Abi böyle bir şey yok ya. Hayır video dışında para kasarım, o sıkıntı değil de. Ne gerek abi böyle salak saçma işleri ya. Evet arkadaşlar UMP ile kafadan isabetimizi dolduracağız. Buradan da bunları kilitledik biz, ne oldu bunlardan? Hani bayağı ha bunlardan para gelmiş galiba. Ben video dışından mı almıştım, öyle bir şey olmuştu sanki. Ve arkadaşlar bunu da aldık ve bunun için artık bunun orta derecesi olması lazımmış kanka. Arkadaşlar güvenli evden o zaman başlayalım. Güvenli evin zorundan başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bakalım neler olacak. Yani güvenli evden başlıyoruz. Müzik diyelim abicim. Ve bakalım neler olacak. Burada işte bunlar kendine kapışıyor da bu kim lan bu gölge? Engellenen numara. Allah Allah. Engellenen numara diyor. Arkadaşlar bundan sonra diyeceğim de yok ya. Bu görev son olur. Aynen ya. Zaten bir de Minecraft videosu çekeceğim. Çekebilirsem o da orası da bir de. Abi tamam çok güzel. Tamam ilk şeyini indirdik abi. Sen ne yapıyorsun orada köpek? Tamam abi vuramadım eşat ya. Abi şarjörler boşa gidiyor lanet olsun, hiç hoşuma gitmedi bunlar. Arkada bir adam var. Tamam eşattan gittin kankam. Abi neyse hadi ben mermi doldurayım ya. Bir mermi kala şimdi. Onda abi vurma lan. Tamam arkadaşlar burayı da aldık. Şarjör değiştirmeyeceğim. Yarım şarjörde ben burayı hallederim. Allah. Aa, cover. Abi tamam. Arkadaşlar bu arada bunların korku barı varmış. Biz bayağı bir mühimmat alırsak bizden korkabiliyorlarmış. Öyle de bir olay var. Video dışında onu öğrendim. Evet. Oğlum sen ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın ya? Abi bekletiyor, bekletiyor, sonradan geliyor ya. Psikopat mıdır ne diyor ya? Aa biz burayı bitirdik lan. Dur. Ben şu silahı alayım o zaman. Bitti mi bu görev? Bu görev zaten kısaydı doğru ya. Gel lan. Geliyor. Gel lan gel. Abi zorda daha kolay oldu ha. Aynen abicim çok daha kolay oldu. Aynen abi. Adamlar bizim ağzımızı vuruyor. Lan dur. İyileştirme yine bakacağız herhalde. Siperden vuramıyor muyuz mu ya? Abi insan gibi vursan... Arkadaşlar arabayla geldiklerinde çok daha güçlü geliyorlar. Bunun orta zorluk derecesinde şöyleydi. Normalde kolayda sadece adam geliyor yani. Sürücünün yanında herhangi bir adam gelmiyor. Orta zorluk derecesinde. Yani benim video dışında geçtiğim zorluk derecesinde. Yandaki eleman ekleniyor. Bu sefer de etrafında bir adamlar falan geldi yani. Evet abi burayı da zaten biliyorsunuz ve bu arkadaşlar zor zorlukta geçtik. Efsane, paramı geri ver lan, o 400 altını ver benim. Evet. Oy 800 verdi. Oo tamam benim param çıktı buradan. Benim buradaki ve hatta bundan önceki görevde kullandığım paranın bir kısmı sadece ama bir kısmı sadece çıktı. Arkadaşlar yalnız ooo terfi aldık, işte bu be. 6 level olduk ve buradan enerjimizi toplayalım. 800 altın tamam neredeyse tüm paramı çıkardığım gibi bir şey oldu galiba. Kafadan isabet 3 arttı. 16, 12, 49 falan filan iyiymiş arkadaşlar. Ve güvenli evin içinden geçtik. Güvenli ev diye bir şey kalmadı. Artık güvensiz ev. Hoo hel var. Arkadaşlar hel var. Reyni yok. Patron yok. Öldürecek çok sayı düşman ama. Vuruş başına kendi vurur. Aa bunlar iyiymiş lan. Tamam. Arkadaşlar cehennem zorluğunda bir ara oynayalım mı? Bayağı zordur lan. Ama şöyle bir şey, cehennem zorlu eğlencesine galiba. Çünkü cehennem zorluğunda herhangi bir yıldız kazanma şeyi yok. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Gerçekten güzel videoydu. Bu videomuzda elçilik görevinde başarılı bir şekilde geçtik. Ve bir tane bölümü yani güvenli ve ilk bölümü. Yani güven eğitimi saymıyorum zaten. İlk bölümümüz, ilk level'ımızı
Zor zorlukta da geçip hepsine geçmiş olduk. Sonra depoyu ben oynarım abi. Depo zorluydu ama ya. Valla depo çok zorluydu. Onun dışında kenti belki orta zorlukta falan bitirirken şu bölümde inşallah bir açalım. Ya para vererek de açamıyoruz ki abi. Para vererek açma diye bir şey yok yani. Bakacağız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın ve bay bay.